Herkese günaydın arkadaşlar. Yine bir vlog başladım sizlere. Bugün günlerden şöyle yapayım, cuma. Şimdi bugün kahvaltıyı evde yapıyoruz İnci'yle. İnci'ye saat 9.30'da göz randı bir sağlık muayene etkisi. Çünkü biz daha göz muayenesine İnci'nin gidemedik. Bir 15-16 aylık falan herhalde gittiğimizde bakılamadı maalesef. Çünkü durmadı. Zaten o zamanlar doktor korkumuz vardı ince de. O yüzden de böyle baktıramamıştık gözlerine. Şimdi artık böyle doktora karşı daha ılımlıyız inceyle. O yüzden bu şehir hastanesinde göz randevusu aldım. Okula saat 10 gibi falan bırakacağım. Kahvaltı da saat 9.30'da bitiyor okulda. Onlar şimdi mecburen evde kahvaltı yaptıracağım ona. Salı günü için de diş randevusu aldım. İnce dişlerine baktırmak istiyorum. Diş hastanesi var burada. Ekstra oraya götüreceğim çocuk diş bölümüne. Şimdi de arada böyle dişim ağrıyor falan da diyor ama sanmıyorum çürük olduğunu. Yani hani görünürde yok en azından. Ben hiçbir şey görmüyorum. Bir de dedim ona baktırayım en azından. Genel bir muayene olmuş olsun. Bakalım dişçi nasıl geçecek bilmiyorum. Böyle şimdi göz için bile böyle hafif bir gerginliğim var. Ne kadar korkmuyor desem de hiç belli olmaz ilk yanına. Şimdi o yüzden evde kahvaltımızı yapıyoruz bugün. Böyle akşam misafirlerimiz var. Çok samimi olduğumuz kuyumcu bir aile var. Bizim her şeyimizi aldığımız kuyumcumuz. Onlar gelecekler. Akşam oturmasına annemler, Gamzeler falan da var. Ben maalesef pasta, börek hiçbir şey yapamadım. Sağ olsun annem yaptı hepsini. Gündüz çalışıyorum, akşam zaten inceyle uğraşıyorum falan derken ben sadece temizlik, etraf toplama falan yapacağım. Sağ olsun annem hepsini halletti. Öyle, şimdi bakalım inceye kahvaltı hazırladım. Biraz pankekim vardı buzlukta, onu çıkardım mı yer mi bilmiyorum. Onu ısıttım, yumurtasını yumurta haşladım. Peynir koydum. Şimdi normalde hafta içi evde kahvaltı hiç yapmadığımız için evde de bir şey bulunmuyor, almıyoruz özellikle bozulur diye de. Çünkü ben de biliyorsunuz annemlerde yapıyorum kahvaltı zaten. Böyle o yüzden elimizdekilerle bugünlük yetineceğiz artık. Mesela 10'da falan olsaydı randevumuz annemler kahvaltıya geçip oradan giderdik ama zaten 9.30'da öncesinde göz ölçümü falan yapılıyor. Zaten bayağı vakit harcanılıyor. Onun için arkadaşlar evde böyle artık olanlarımızla bir kahvaltı menüsü yaptım kendim. Ya böyle zaten çok şeyimi hiç sevmiyorum. Çünkü bu saatte normalde hiç yemem yani kahvaltı yapamam. Tamam, hiç aram. İnce! Anneciğim gel, telefonu da al, gel. Kahvaltı hazır. Gel, kahvaltı hazır anneciğim. Telefonu da alıp gel. Telefonu da getirdim bir tane. Günaydın demek ister misin? Bugün demek istemediğince günaydın. Tamam demeyelim o zaman. Şimdi kahvaltı. Anlat bakalım ne yaptılar senin gözüne böyle önce? Işık tuttular değil mi? Gülen yüz vardı içinde. Evet, şimdi göz ölçümümüzü yaptırdık. Doktorda sıramızı bekliyoruz. Arabayı da en uzak yere koymuşuz yani hastanede. Anne bir daha yap, bakabilir miyim? Neye? Gülen yüzüne. Belki doktor bakar bakalım. Odasında var mı doktor? Tamam mı? Belki yoktur. Belki yoktur, bilemeyiz. Önümüzü biraz açalım, sıcak oldu. Bekliyoruz doktor sıramızı. Şu anlık iyi geçiyor. İlk defa şehir hastanesine geliyor İnci neredeyse. Yani böyle büyüdükten sonra çok şaşırdı. Evet, şemsiyesi var. Şimdi İnci'nin gözlerine damlaları damlatıldı. Değil mi anneciğim? Evet ama iki defa damla yapıldı. İlki çok olmamış dediler. Neye göre bilmiyorum ama ikinci damlada da gene çok ağladık. Sakinleşmek için şimdi birazcık böyle kenarda boş bir yere geldik. 15 dakika beklememiz gerekli. Onu bekliyoruz. Bir de okulda bir arkadaşını gördün İnce değil mi İnce? Ne? Okuldan hangi arkadaşını gördün sen? Feyza'yı. Feyza'yı gördük değil mi? O da gelmiş doktora gözlerini göstermeye. Şimdi... Anne. Evet. Şimdi bekliyoruz. Cam kenarında oturduk. Anne bak. Ne
geldin mi? Merhaba sen. Merhaba. Merhaba. Merhaba biraz. Nerede? Nerede? Gitti. Arka tarafa gitti şimdi. Hadi ben. Alam biraz sen. Alam biraz sen. Alam biraz sen. Ben seni seviyorum. Evet. Ay şimdi İnci'yi arkadaşlar okuluna bıraktım. Yağmur da başladı bu arada, bayağı hızlanmış. Muayenemiz iyi geçti. Zaten bu şey genel bir muayeneydi. Ya biz işte dediğim gibi 14 aylık falan da gittiğimizde bakılamamıştı hiçbir türlü, durmamıştı. O yüzden doktor ya yani sağlıklı bir muayene olamayacağı için yani 2 yaşta getirin demişti. İşte 2,5'ta gitmiş gibi olduk yani. Şimdi ne yapıyorsun dolmuş? Artık normal 4 yaşta gideceğiz yani muayene, hiçbir problem yok. Gözünün arkasına da bakıldı, işte bu damla damlalar göz arkasına bakılıyormuş. O birazcık zorladı, ikinci damlayı damlattılar falan, bayağı bir ağladım. Muayeneyi de yatırarak yaptılar, onda da zaten yapmayacağım diye ağladı çünkü damlayı da yatırarak yaptılar. Böyle son anımız birazcık zor geçti. Ama onun dışında gerçekten de ya artık büyüğümüz arkadaşlar yani kolaylık yani. Mesela korkmadım bugün tek başıma İnce'yle hastaneye giderken. Normalde yani ya babamı isterim ya kardeşim olsun, eşim zaten gelemiyor biliyorsunuz. Yani ikisinden birini mutlaka böyle yanımda isterim ama yani gerçekten cesaretle gittim. Ve yani hani şey, laftan anlıyor, her şeyi yapıyor, oturuyor, artık zıpır zıpır oradan buraya gezmiyor falan. O yüzden rahattı yani şey. Geçiyormuş 2,5 yaşında artık her şey. Dediğim gibi işte artık normal muayene olacak yani 4 yaşında. Onun haricinde çok şükür bir problem çıkmadı. Şimdi artık saatimiz 11'e çeyrek var. Ya doktor biraz bulanık görebilir dedi. 3-4 saat okula gitmesini isterseniz falan dedi. Ama gitmese ne yapacak yani, annemi götüreyim. Annemin de vertigosu biraz artmış bugün, yatıyor zaten. Sordum, görüyor musun dedim. Görüyorum dedi. Bir problem yok yani şu anda görünürde. Gene öğretmene de ben bilgi verdim. Dedim bulanık görebilirmiş dedim. 2-3 saat zaten şimdi 12'de yemek, sonra da 12.30'da da öğle uykusuna yatacaklar. 1,5 saatleri kalmış öğle uykusuna. Bulanıklığı uykuda geçirecek zaten. Öyle. Şimdi ben de ofise doğru geçiyorum. Akşam da bakalım artık eve gidip ortalığı toplayacağım. Birazcık temizlik yapmam lazım. İşte dün akşam yılbaşı ağacını kaldırdım. Mutfağı, balkonu biraz düzenledim. Atılacakları attım balkonda falan. Öyle biraz o işleri yaptım. Bayağı balkonu ferahladı. Annem yeni halı aldı mutfağına. O yüzden ben mutfağında kalayıp balkonuma getirdim. Havası değişti. Nereye geldik İnce? Anneanneme. Hadi bakalım. Ama burada büyük anneanne yok ki. Evet, burada değil. Şimdi buradan da büyük anneanne, büyük anneye geçeceğiz. Allah, evet. Yok anne mi? Evet. Neden? Bak bakalım. Allah dedin onları kayboldu. Ne? Kayboldu. Ay orada duruyor. Anne bu kimi? Doyurdun değil mi karnını? Aferin kızım. He? Bakalım takalım bunu. Neyi çıkarsın? Onu direkt öyle sırabilirsin. Onlar çekirdeği yok onun. Çekirdeği yok. Sapını ha, sapı. Ana kokuyor. Senin kabuğu. At hemen oraya kabuğu. Anam Allah'ım ne yapıyorsun sen? Ha? Ben balon gösterisine gideceğim. Balık gösterisine nereye gideceğim? Balon gösterisine gideceğim. Balon gösterisine. Balonları ama... izleyecek. Arkadaşları da gelecek belki. Ana. Ana bir tane sapı varmış. İnci uyudu, uyandı. Yemeğini yedi değil mi? Çok yedi yemek. Karnın doymuş mu? Şimdi artık saatimiz 4:30'a geliyor. Çıkacağız birazdan. Çınar da geliyormuş. İnci'nin arkadaşı. Esrina geliyor. Bakalım gösterin. Hayır anneciğim ne yapıyorsun? Hayır ağzınıza sok. Tamam teşekkür ederim. Anne
Nereye? Ben şapkanın yanına dedim. Şapkanı da mı taktın? Evet. Çok iyi olmuş şapka. Eslin Hanım, tamam. Görüşürüz. Arkadaşım arıyor. Alo, bir konuş bakalım, ne diyor arkadaşın? Ben demek çok zorundayım. Ne yapmak zorundasın? Çok zorundayım, başına gelmeyeyim. Ben de valla ağırlık çöktü, havada soğuk ve kapandı iyicene. Bay bay anneciğim. Şimdi çıkacağız, anneannem bekliyorum, namaz kılıyor. Sonra çıkacağız. Ay, saçlarımı leş yapamadım bugün. De eşin nerede? Nereye? Eşin nerede? Tamam, şimdi büyük anneyi bekliyoruz. Amin yapsın. Tamam mı? Şimdi biz avluya geldik. Arabayı biraz şurada bir yere koydum ileriye. Yer bulamam diye risk atmak istemedim açıkçası. Çok dedim daha fazla ilerlemeyeyim çünkü zor bulunuyor yer bu tarafta. Şimdi gösteri alanına doğru gidiyoruz, küçük hanımla yürüyoruz. Arabamızı da bıraktık. Ben de sadece sırt çantasını aldım ilgili yanıma. Şimdi geçiyoruz. Tepeme. Abi ben tepemi alamam, seni baban alabilir sadece. İşte. Görüşürüz, bakalım nasıl bir gösteri. Allah, çıldırıyorlar. Balon buldu İnci, değil mi? Çınar verdi balon İnci'ye. Ne istiyorum ben? Ne? Tamam, gel su vereyim. Gel. Ne? Abla. Hadi gel bakalım, arabamızı bulalım biz de. Yukarıdan koy, yukarıdan buradan. Çok önemli. Ay Allah, bayılıyorum. Balık tutmaya gidebilirim. Çok seviyorum. Gölgelerin yüce adına. Niye gülüyorsun ki, ben anlamadım ya. Neden gülüyorsun? Balık, hadi balık tut. Hayır. Ben sana ne yapacağım? Ne yapacaksın? Kozuk takacağım. Kozuk takacağım. Ya kozumu takalım. Anne buraya. Bulok 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 bulok. Kahve yok diyecek. Ya da yapmaz. Yapma ya. Kahve yapıyor mu? Yapma. Bak böyle yapıyorsun. Böyle yap. Telefon var elimde falan. Tamam, iyi mi çekiyorsun? Sen göster.
Tamam. Kız açmışsın ya hiç onu. Sosis. Sosis yapmışsın. Isırma patlar. Kahve yapayım mı? Yapma. Ay ince. Mia, ne yapıyorsun? İyi misin? Biz İnci ile seni gördük de. Evet, biraz canın sıkkın gibi geldi Mia. Sıkkın geldi. Sence Mia, Mia'nın canı sıkkın mı İnci? Sıkkın. Niye sıkılmış olabilir? Ben şeker yediğim için kızdırılmış olabilir. Hmm, sen şeker mi yedin? Ay, Mia şeker yedi. Mia mı şeker yedi? Ona üzülmüş olabilir mi? Koyar. Tamam yapalım ama dur Mia'ya çarpacaksın böyle geç. Mia'ya çarpıyorsun ha öyle git kafayı eğ. Hadi babalar. Tamam sen git ben de geliyorum arkandan. Hadi ben. Tamam. Ben de geliyorum. Oy çarpma işte kafayı. Tamam. Gidecek şimdi. Ne oldu? Acıdı mı? Acıdı. Tamam. Geçer şimdi. Hadi. Kafanı çarpma. Daha varmadın. Ha, aferin. Hadi ben de geliyorum. Sen girme. Baba ayaklarını da nasıl yapacağım? Ayaklarını böyle sokacaksın. Tamam dur deniyorum. Böyle mi? Evet. Sonra böyle gidiyor mu? Gidiyor. Git gidemiyorum. Gidiyorum. Önce sıkıştım. Sıkıştım. Ne yapacaksın lan? Çek. Çek ne ya? Hayır, hayır. Hayır ya. Hayır yapma ya. Hayır. Kızıyorum anne. Hayır. 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 İffet, iffet oldum yapma bak. İffet mi oldun? Evet. Neden? İşte. Gıdıkla babandan. Hayır, hayır. Hayır. Bak ayağıma takılırsın. Ayaklarım var orada. Böyle çakmanı evde giyme. İnci. Gidip ama gidip. Tamam tamam. Çıkamayacağım bak şimdi burada kalacağım. Koltuk altına, koltuğun altına. Tıkıştım evet. Ne yapacağız? İtfaiye çağıralım mı acaba İnci? İnci bak burada ne var? Ne bu? Ayak. Hadi çek ayaklarımdan beni. Çek, çek çıkart beni oradan. Ben burada kaldım akşam. Ben burada kaldım. Ve bakın arkadaşlar şimdi kapanış yapmadan önce balkon çekinmedim. Annemdeki mutfak alayı buraya getirdim. Gri renkli olduğu için tam oldu gerçekten. Yılbaşı ağacını da şuradan artık kaldırdım. Kedi evi ve tırmanma tahta şöyle bir arada bizim. Bunu buraya koydum gündüz. Puffy hep bunun üstünde ve Puffy balkonu inanılmaz seviyor. Bence bu kedi serinlik istiyor. Biz bunu anladık. Çünkü burada sürekli uyuyor ve serin havadan asla rahatsız olmuyoruz. Yerleri mesela yatmıyor sıcak olduğu için. Tüyleri muhtemelen çok herhalde. O yüzden bir ne diye düşünüyorum bilmiyorum. Yani böyle balkonum güzel oldu. Süslerin hepsini kaldırdım tabii ki de buradan. Halı da diğer halıma göre bir tık daha uzun ve rengi de bence güzel oldu böyle yerlerle beraber. Şimdi kapanışı yapalım artık. Değil mi Puffy? Ne dersin? Olur mu? Kızım. Canım. Annem. Sana birazcık da böyle eşimle İnci'nin oyunlarını çekmeye çalıştım. Her akşam böyle bir yarım saatten fazla bir kudurma anları oluyor. Enerjisini atıyor İnci de yani. Gel. Gel kapanışı beraber yapalım. Şuna bakalım ya. Kutuk 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 kutuk. Bir cumartesi günümüze eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Başka videolarda ve vloglarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yarın vlog başlatır mıyım bilmiyorum ama bakacağız bakalım duruma göre. Hoşçakalın. Abone olmayı, yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar.